Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Okyanus Çağı 2'nin etkileşime geçeceğimiz yerleri göstereceğim. Biri eğer görevleri yaptıysanız 50 tane oradan bir enerji alıyorsunuz. Okyanus Çağı 2'de de adada ve suyun altında falan işte etkileşime geçecek yerler var. Bunlar herhangi bir kodekste ve database'te yok. Ben bunları kendim araya adada bulacağım. Bu videoda size bunların yerini göstereceğim. Bunu yaptığınız takdirde artı bir enerji de buradan geliyor. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle göstereyim. Şuradan Okuila'nın gözü Lema Adası'nın yukarısındaki şu adada. Hemen adanın uç kısmında şurada iskelede göreyle etkileşime geçip sohbet, Okuila'nın gözündeki eski iskele. Ama bunun bilgisini aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci olarak da iskeleden şuraya geldiğimizde hemen şurada şöyle Tanrıçanın lekeli kadehi diye bir şey var. Bundan direkt bilgisini alıyorsunuz. Ben yanlışlıkla almış bulundum. Onun yerini de göstereyim. Şöyle Tanrıçanın lekeli kadehi. Evet. Bunun bilgisini de buradan alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Üçüncü olarak adanın şurada hemen Bochun'un yanında şurada tezgah var. Şöyle sohbet. Tamam, bunu da aldık. Şöyle göstereyim. İkinci sıradaki. Bu arada ben bunları tek tek arıyorum arkadaşlar. Böyle bütün adayı. Evet arkadaşlar, bir sonraki de adanın hemen şöyle şuradaki Herard Romsen'in yanında şurada böyle bir çuval var. Tamam, değerli un çuvalı. Bunun da bilgisini aldık. Şöyle H'den göstereyim. Burada. Evet arkadaşlar, bir sonraki de deminki çuvalın hemen sağ tarafında. Şöyle göstereyim yine. Burada şu sahildeki taşa geliyorsunuz. Eski ayın aradığı nedir? Evet, bilgisini aldık. Şöyle göstereyim onu da H'den. Şöyle. 5. sıradaki. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bir sonraki de şuradaki iskele sorumlusundan şöyle suya dalıyoruz. Okuila'nın gözündeki deniz uygarlığı 2. Tamam, bunu da aldık. Şöyle göstereyim. Şurada 2. Hemen buradan şöyle sağ tarafa doğru arkadaşlar. Diğer köprüye gidiyoruz. Tamamdır. Biri de aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki adanın üst kısmında şöyle göstereyim. Şurada. Şöyle aşağıdan şu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Hemen köprünün girişinde. Şurada. Bunu da ben H'den şöyle göstereyim. Daha önce aldığım için bunu o yüzden gözükmüyor. Şuradan bir. Nerede? Ha, yok o değil. Şu. Baş döndürücü dalış tahtası. Şurası. Burada bir tane işimiz var. Burada duruyor. Tekme atamıyoruz, bunu aşağı düşürelim. Şimdi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, adanın tepesine geldiğiniz takdirde şöyle tepeye hemen şuraya geldiğinizde şöyle burada alevler yükselen fener ateşi diye bir bilgi alıyorsunuz. Şöyle hey açalım. Bakın şurada 4. sıra. Evet arkadaşlar, adada şöyle yukarıdan indiğiniz zaman veya aşağıdan çıktığınız zaman şöyle yerimi de göstereyim. Ağacın hemen yanında şurada şöyle bir etkileşim var. Küçük şelale. Okuila'nın gözündeki küçük şelale. Buranın bilgisini de aldık. Şöyle H'den gösterelim hemen. Aşağıdan 4. sıra. Evet arkadaşlar, bir sonraki şu genel ürün satışının buradan şuradan çıktık. Sağ tarafta şöyle zeminde Kara Kaplumbağa kabilesinin evi. Aldık. Bu da 3. sıradaki. Tamamdır. Evet arkadaşlar, diğeri de şu genel ürün satışından şöyle arkaya doğru geldik. Şurada bakın sepet var. 3 tane. Tamam, şöyle hey açalım. Birinci sıradaki el becerisini de açtık. Şimdi bir sonrakine. Evet arkadaşlar, bir sonraki kitapta şuradaki Herard Romsen'in arkasında şöyle şurada kitaplık var. Tamam. Bunu da buradan aldık. Evet arkadaşlar, bir sonraki de direkt şu Herard'ın karşısındaki şöyle burada kirli mektup var. Şunun da şöyle kirli mektubuna birisini alalım. Tamam. Bu da bitti. Son bir tane kaldı. Hemen onu da bulalım. Evet arkadaşlar, son olarak da gelen ürün satıcısından şuradan şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle Mercan'a indik. Bakın şurada 3 tane çocuk var. Hemen yanında şöyle. Gördüğünüz gibi enerjim bir arttı. Artık 585 enerjim var. Şöyle şu bu kısmı da Okyanus Çağı 2'yi de komple bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.